Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu tek fonksiyondur demiş. Tek fonksiyon için biz şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. f'in içerisine eksi x yazılırsa bu eksi dışarı çıkıyordu. Eksi fx'e eşit oluyordu diyebiliyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla burada f eksi x gördüğümüz yere aslında... Eksi fx yazabiliriz biz artı 8x var bir de eksi fx'i sol tarafa attım artı fx bir fx de burada var iki tane fx olmuş oldu arkadaşlar eşittir 8x oldu iki tarafı da ikiye böldüğümüzde fx'in aslında 4x'e eşit olduğunu söyleyebiliriz bize neyi sormuş f1'i sormuş x yerine 1 yazdığımızda 4 çarpı 1'den cevabımız 4 olacaktır yani Ceyhan seçeneği olur. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu çift fonksiyondur demiş arkadaşlar. Çift fonksiyonun içerisinde tek kuvvetler yer almaz. Dolayısıyla bu x küpün olduğu yeri mesela yok etmemiz lazım. Bunun için de m-3'ü sıfıra eşitlememiz lazım arkadaşlar. Yani m'in 3 olduğunu söyleyebiliriz. Kareli olan da hiçbir sıkıntı yok. Çift fonksiyon olmasını bozmaz. Burada x üzeri 1 var. Ee, kuvveti tek olduğu için bunu da yok etmemiz lazım. Yani n artı 2 eşittir sıfır diyeceğiz. n eşittir eksi 2 olarak gelecektir. Burası da zaten x üzeri sıfır demektir arkadaşlar. Dolayısıyla çift, çift kuvveti olduğu için bunu da yok etmemize gerek kalmayacak. Şu ikisini yok etmemiz gerekti. Burada m'i de bulduk, n'i de bulduk. Dolayısıyla biz bunları yerine yazdığımızda fx fonksiyonunu bulmuş olacağız. Ee, şurası yok oldu zaten n yerine Eksi 2 yazınca eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 x kare oldu. Burası yok olmuştu. m ile n'i çarptığımızda 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 gelmiş oldu. f fonksiyonunu bulmuş olduk. Bize neyi sormuş? f eksi 1'i sormuş. Yani x yerine gideceğiz. Eksi 1 yazacağız. Burası eksi 1'in karesi. Eksi 6 şeklinde geldi. Yani 1 çarpı eksi 4'ten eksi 4 eksi 6 daha eksi 10 oldu. Cevabımız Adana seçeneği. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Demiş ki bu grafiği orijine göre simetrik olduğuna göre demiş. Şimdi orijine göre simetrik olması bu fonksiyonun tek fonksiyon olması anlamına geliyor arkadaşlar. Tek fonksiyonda da kuvvetlerin tek olması gerekir. Mesela şurayı yok etmemiz lazım çünkü x'in üzerinde 6 var. Bundan dolayı a artı 3 eşittir 0 diyorum. a'nın eksi 3 geldiğini söyleyebiliriz. Burayı yok ettik. Burada tek kuvvet var. Bu kalsın. Çift kuvvet var. Burayı da yok etmemiz lazım. Yani aslında A artı B eşittir 0 dememiz lazım. Bu durumda A eşittir eksi B oluyor arkadaşlar. A yerine eksi 3 yazdığımızda eksi 3 eşittir eksi B geliyor. Dolayısıyla B'nin de 3 olduğunu söyleyebiliriz buradan. Buradan tek kuvvet var. X üzeri 1 var. Bu kalacak. Şu eksi B artı C'nin kuvveti aslında nedir arkadaşlar? X üzeri 0'dır değil mi? Dolayısıyla çift kuvvet olduğu için bunu da yok etmemiz lazım. Yani eksi b artı c eşittir 0 diyeceğiz. Eksi b'yi diğer tarafa attık. c eşittir b geldi. b'yi zaten 3 bulmuştuk. Bu durumda c de 3 eşit olduğu diyebiliriz arkadaşlar. Şu anda Üçünü de bulduk. A'yı da B'yi de C'yi de bulduk. Bize A eksi B artı C'yi sormuş. A'yı eksi 3 olarak bulmuştuk. Eksi B'yi 3 olarak bulduk. Artı C'yi de 3 olarak bulduk. Artı 3 eksi 3 gider. Cevabımız eksi 3 olur. Yani Adana seçeneği. F reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyonmuş arkadaşlar. Burada bir parçalı fonksiyon vermiş. Eksi birden küçük olduğunda üsttekini kullan. Eksi birden büyük ya da eşit olduğunda da alttakini kullan diyor. F eksi iki eksi birden küçük olduğu için şu üsttekini kullanmamız gerekecek. 3 çarpı eksi 2 eksi 2 yani eksi 6 eksi 2'den burası eksi 8 olarak gelmiş oldu. F eksi 1 bulalım arkadaşlar. Eksi 1 eşit olduğunda alttakini kullan demişti. Dolayısıyla eksi 1 artı 7 bölü eksi 1 artı 2 geldi. Buradan da 6 bölü 1'den cevabımız 6 oldu. Bir de f3. f3 de eksi 1'den büyük olduğu için yine alttakini kullanmamız gerekecek. 3'ü yerine yazıyorum. 3 artı 7 bölü 3 artı 2 oldu. Buradan da 10 bölü 5 geldi. Bu da 2 eşit olacaktır diyebiliriz. Şimdi bu üçünün toplamını istiyor bizden. Eksi 8 artı 6 artı 2'den 0 olarak gelir. Yani Adana seçeneği olur. F fonksiyonu gerçel sayılar kümesinde tanımlı olmak üzere demiş arkadaşlar. Şu şekilde bir parçalı fonksiyon vermiş bize. F6, F1, F-3 bunları toplayacakmışız. Önce bunları teker teker bulalım. F6, e, burada x-2'den küçük olduğunda üsttekini kullan diyor. Eksi 2 ile artı 2 arasındayken bunu 2x'den küçükken yani x2'den büyükken demektir bu. E, altta, en alttaki denklemi kullan diyor. 6 2'den büyük olduğu için en alttaki denklemi kullanmamız gerekiyor. 3 çarpı 6 artı 6 bölü 6 artı 6 geldi. Yani 18 artı 6'dan 24 bölü 12 buradan da 2 gelmiş oldu. F6'yı bulduk. Şimdi F1'e bakalım arkadaşlar. F1 eksi 2 ile artı 2 arasında yer aldığı için ortadakini kullanmamız gerekecek. Burada eksi yerine 1 yazdığımızda 1'in karesi 1 eksi B olarak gelmiş oldu. Şimdi bir de F eksi 3'ü bulmamız lazım bizim. Eksi 3'te eksi 2'den küçük olduğu için en üstteki denklemi kullanmamız gerekecek. 3 çarpı eksi 3 artı a. Yani a eksi 9 gelmiş oldu buradan da. Bu üçünün toplamı a'ya eşitmiş. 3'ünü hemen topluyorum. 2 artı 1 eksi b artı a eksi 9 eşitmiş a'ya. İki tarafta a'lar var. Bunlar gitti arkadaşlar. Eksi b'yi diğer tarafa atarsam artı b olarak geçti. 2, 1 daha 3. 3 eksi 9'dan da eksi 6 olarak gelir. Bize b'yi sormuştu. b'yi eksi 6 bulduk. Cevabımız adana. fx fonksiyonunu vermiş bize. Demiş ki fx fonksiyonunun grafiği ile gx eşittir 2 fonksiyonunun grafiğinin kaç tane kesim noktası vardır diye sormuş. Ee, şimdi arkadaşlar burada kesim noktalarını bulmak için bu iki fonksiyonu birbiriyle eşitlememiz lazım. Yani fx eşittir gx deyip hangi noktalarda eşit olduklarını bulmamız lazım. fx gördüğümüz yere mutlak değer içerisinde şöyle x kare eksi 4 eksi 4 kapattı mutlak değeri. gx de zaten direkt 2'ye eşitmiş. Bu şekilde yazabiliriz. Şimdi dışarıda bir mutlak değer var değil mi? Bu en dıştaki mutlak değerden kurtulmak için şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. x kare eksi 4 eksi 4 ya 2'ye eşittir. Ya da x kare eksi 4 eksi 4 eksi 2 eşittir. Yani şu içerideki ifade ya 2'ye ya da eksi 2 eşittir dedik. Eksi 4'ü burada karşıya atsam artı 4 olarak geçer. Dolayısıyla x kare eksi 4 eşittir 6 olur. Burada eksi 4'ü karşıya atsam yine artı 4 olarak geçecektir. 4 eksi 2'den de 2 gelecektir arkadaşlar. Bundan sonra yine bir mutlak değer daha var. Bundan da çıkartmamız lazım. Ne yapacağız? Yine iki farklı durum söz konusu. Yani x kare eksi 4 ya 6'ya eşittir x kare eksi 4 ya da eksi 6 eşittir. Burada da x kare eksi 4 2'ye eşit olabilir. x kare eksi 4 eksi 2 eşit olabilir deriz. Eksi 4'ü karşıya attım. x kare eşittir. 6 artı 4'ten 10 gelmiş oldu. Bu durumda arkadaşlar x için ya kök 10'dur ya da eksi kök 10'dur değerlendirmesini yapabiliriz. Burada da eksi 4'ü karşıya attım. Artı 4 olarak geçti. X kare eşittir. 4 eksi 6'dan eksi 2 geldi. Hiçbir reel sayının karesi eksi 2 yapmayacağı için buradan bir kök gelmeyecektir. Şuraya baktığımızda x kare eşittir diyorum. Eksi 4 diğer tarafa artı 4 olarak geçti. 2 de buradan geldi. 6 oldu. Neyin karesi 6'dır? Kök 6'nın karesi 6'dır ya da eksi kök 6'nın karesi de 6'dır. Eksi 4'ü burada da karşıya attım. Yine artı 4 olarak geçti. 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. Neyin karesi 2'dir? Kök 2'nin karesi 2'dir veya eksi kök 2'nin karesi 2'dir deriz arkadaşlar. E, kaç tane kesim noktası vardır? Bunları saymamız lazım. Bir tane kök buradan bulduk. Bir tane buradan bulduk. Bir buradan, bir buradan. Ve şunları bulduk arkadaşlar. Toplamda 6 tane kök gelmiş oldu. Cevabımız Edirne seçeneği fx eşittir x artı mutlak değer içerisinde x eksi 1 artı mutlak değer içerisinde x artı 1 fonksiyonunun parçalı fonksiyon şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada mutlak değeri sıfır yapan değerleri bulmamız lazım. Mesela x eşittir 1 iken burası sıfır olur x eşittir eksi 1 iken de buradaki mutlak değer 0 olur. Buradaki 1'den e, öncesi ve sonrası olarak e, sonuç değişecektir yani ne demek istiyorum mesela 1'den büyük değer verdiğimde burası e, mesela 2 verdik diyelim 2 eksi 1'den 1 bir gelip yani pozitif oluyorken 1'den küçük bir değer verdiğimizde 0 verdik mesela 0 eksi 1'den eksi 1 olur. Bunlar kritik noktalar. O zaman şöyle diyeceğiz arkadaşlar eksi 1'den küçük olduğu yerlere bakacağız. Eksi 1 ile artı 1 arasında olan yerlere bakacağız. Bir de 1'den büyük olan yerlere bakacağız diyebiliriz arkadaşlar. 3 parçada inceleyebiliriz bunu. Eksi 1'den küçük olduğunda ne oluyor bakalım. Şu şekilde eksi 1'den küçük olduğunu bir yazalım. Mesela eksi 2 olarak kabul edelim. Eksi 2 olarak kabul etsek şu x yine olduğu gibi x olarak gelir. Yani fx eşittir. X zaten mutlak değer olmadığı için olduğu gibi yazarız bunu. Eksi 2 gibi bir değer verdiğimizde eksi 2 eksi 1'den burası eksi 3 olur. Yani negatif bir değer. Dolayısıyla dışarı çıkarken önüne bir tane eksi alacaktır arkadaşlar. Ee, burada da eksi 2 gibi bir değer verdiğimizde eksi 2 artı 1'den eksi 1 gelir. Yani yine dışarı çıkarken önüne eksi alacaktır diyebiliriz. Burayı toparladığımızda x eksi x artı 1 eksi x eksi 1 şeklinde geldi x'ler şurada gitti. Buradan da 1 eksi 1'ler gitti. Geriye ne kaldı? Eksi x kalmış oldu. Yani x eksi 1'den küçük olduğunda sonuç eksi x'e eşit oluyor. Seçeneklere bakıyorum. Eksi 1'den küçük eksi x'e eşit. A kalsın. B'ye bakıyorum. Eksi 1'den küçük olduğunda x'e eşit demiş. Ama eksi x'e eşit olması gerekiyordu. B'yi eledim. C'ye baktığımda bu zaten sıfıra bakmış. Buna bakmamıza bile gerek yok. Kritik noktalarımız değil bunlar. Ee, eksi 1'den küçük olduğunda 3x demiş. Bu da yanlış söylemiş arkadaşlar. Burada eksi 1'den küçük olduğunda eksi x demiş Bu doğru söylemiş. 2 tane seçeneğim kaldı. Şimdi eksi 1 ile 1 arasında olduğunda ne yaparız Buna bir bakalım. Eksi 1 küçüktür, x küçüktür 1. Hatta eşitliği de buraya dahil edebiliriz. Bu şekilde bakalım bir de arkadaşlar mesela 0 bu aralıkta bir değerdir sıfır olarak düşünecek olursak fx eşittir X'i zaten olduğu gibi yazarız mutlak değer içerisinde olm olmadığı için onun hakkında bir yorum yapmamıza gerek yok Şuraya 0 değerini versek 0 eksi birden burası eksi bir gelir yani negatif değer geliyor dolayısıyla önüne bir tane eksi alarak Çıkacaktır Artı diyorum 0 yazdığımızda 0 artı birden bir gelecektir yani pozitif bir değer o zaman olduğu gibi çık çıkacaktır diyebiliriz Arkadaşlar e, eksi içeride atıyorum. Eksi x artı 1 oldu. Buradan da artı x artı 1 geldi. Şu x'ler gitti. Buradan x artı 2 gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi baktığımızda a seçeneğinde eksi 1 ile artı 1 arasındayken x artı 2 verdiğini görüyoruz. Bizim istediğimiz buydu. Bu kalsın. E seçeneğimizde de eksi 1 ile artı 1 arasına baktığımızda x artı 2 dememiş. x eksi 2 demiş. Yanlış söylemiş. Birden büyük olduğunda ikisinde de 3x geliyormuş zaten arkadaşlar. Ama yanlış olanı bulduk. Doğru olan da Adana seçeneğidir diyebiliriz. F, T ve H ardışık tek sayılar ve F küçüktür, T küçüktür, H demiş. Bunların en küçüğüne biz A diyecek olursak arkadaşlar bir büyüğü A artı 2 olacaktır. Bir büyüğü de A artı 4 olacaktır. Ardışık tek sayılar olduğu için mesela 1, 3, 5 biri diğerinden 2 fazla. Bu şekilde. Peki bir fx fonksiyonu vermiş. Parçalı fonksiyon olarak tanımlamış bunu. Olduğuna göre, e, olduğuna göre diyor f7 F7 neye eşit olacaktır bakalım arkadaşlar. Şimdi F7 5'ten büyük. 5'ten büyük olduğunda en alttaki diyor. Neye eşitmiş o zaman? H'a eşitmiş. F7 gördüğümüz yere H yazabiliriz. F 7'yi bulmamız lazım. Eksi 7 sıfırdan küçük bir değer. Sıfırdan küçük olduğunda F'ye eşit olduğunu söylemiş. Yazdık. F4'e bakıyoruz şimdi. F4 e, sıfırla 0 5 arasında olduğu için direkt T'ye eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar. F5'e bakalım bir de. 5 de 5'e eşit olduğunda da şu en alttakini kullan diyor. Dolayısıyla bu da h'e eşittir diyebiliriz. Peki burası aslında ne oldu? F7 gördüğümüz yere h yazdık. Eksi. F-7 gördüğümüz yere f yazdık. Bölüm. F4 gördüğümüz yere t yazdık. Eksi. F5 gördüğümüz yere de h yazdık. Şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz. E, F'ye A demiştik biz. T'ye A artı 2. H'a da A artı 4 demiştik. Bu durumda H gördüğümüz yere A artı 4 yazabiliriz. Eksi. F gördüğümüz yere A yazabiliriz. Bölü. Aşağıda T var. T gördüğümüz yere A artı 2 yazabiliriz. Eksi. H gördüğümüz yere de A artı 4 yazabiliriz arkadaşlar. Şurayı bir düzenlememiz lazım şimdi. Eksi A artı A gitti. Yukarıda 4 kalmış oldu. A eksi A A'lar gitmiş oldu. 2 eksi 4'ten de eksi 2 gelir. 4'ü eksi 2'ye böldüğümüzde de eksi 2 gelecektir. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir eksi mutlak değer içerisinde fx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? İlk olarak eksiyi görmeyelim. Sadece mutlak değeri görelim. Mutlak değer ne demektir? Sonuç hiçbir zaman negatif çıkmayacak demektir. Şimdi negatif olan yerlere bakıyorum arkadaşlar. Şuralar negatif değil mi? O zaman bunlar olduğu gibi pozitif tarafa katlanacaktır. Yani şu şekilde olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Çok güzel. Şu hale geldi artık. Şu aşağısı yok gibi düşünelim. Şu ikisi yok. Peki arkadaşlar önündeki eksi ne anlama gelecektir? Bu pozitif ifadeyi olduğu gibi negatif yap. Yani x ekseni e, x ekseninde döndür anlamına gelecektir. Dolayısıyla bunların hepsi negatif tarafa geçecek. Şuradaki mavi olan yer şuraya geçecek. Şu kırmızı olan yeri şu şekilde işaretleyeceğiz. Olduğu gibi ve şuradaki mavi olan yerde yine x ekseninden katlanacak demektir arkadaşlar. Yeni oluşan şekil şu yeşille çizdiğimiz şekil olacaktır. Baktığımızda bu hangi seçenekle verilmiş bize? Bursa seçeneğinde verilmiş. Cevabımız da bu olur.